Hello, biz ya, yine eve geldik. Hemen çalışma ekibi. Yine buradayım. Bakın geliyor eşyalar, yavaş yavaş çıkıyor. Siftah yapıyoruz işte çok. Evet, siftah. Hadi bakalım inşallah. Üç gündür aynı şeyi giyiyorum. Evet, Doğan üç gündür aynı şeyi giyiyor. Üç gündür aynı şeyi giyiyorum diyor. Şunu balkona aldım. Şu an doğalgaz ayarlanıyor. Termostan geldiler. Bayağı iş yapıyorum şu an evde de. Şu beyaz eşyacılar da gelse çok iyi olurdu. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Doğalgazcılığa geldi servis. Doğalgazı açtılar. Verdiler sıcak suyumuzu. Ocağımız da açıldı. Ve şimdi de franke servisi gelecek. Onlar da 20 dakikaya falan geleceklermiş. İzahat diyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum da tam olarak. Bunların açılmasını yapacaklar. Yani sanırım garantisinin başlamasını falan yapacaklar. Beyaz eşyalarını da öyle bekliyoruz. Aa güzel oldu. Aa duvar renk buraya. Aynen. Çok iyi. Aynen. 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 Matlamamız delmez abim. Ay şey, ayağı çok kötü. Biri bu tarafa, biri bu tarafa abi yatağın kenarlarına gelecek şey. Ama şeyini de çıkaramaz sürecim. Dur, sen direkt koydun da. Şuraya kadar ki başlı bura olur. Sen de bir falan yapacaksın üstünde. Güzel sağlar. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Evin aynı görmek ister misin? Ve daha geliyor. Gelmeye devam ediyor. Şurası şey gibi. Hani züccaciyeler bazen böyle ucuzluk yapıp yere dizerler ya. 1 milyoncu gibi. Ne alırsan 1 milyon. Tam olarak öyle şu anda. Aynen, burada bedava. Hemen şuraya bakalım ne alemde diye. Bakın burası yine dağınık. Yemek masamı burada ne kadar küçük olduğunu görebiliyor musunuz? Yani yuttu resmen salon bunu. Şimdi eşyalar yavaş yavaş geliyor buraya. Şurada kıyafetler var. Senin peki bu yorgunca bekleyişin ne bekliyorsun şahsen? Bulaşık deterjanı, duramıyorum yine. Asla kutulardan feyri çıkmadı. Evet. Şu anda makine yıkıyor diye ben boş duruyorum. Boş durmak da sende alerji yok diyor. Bu videoyu izlerken benim şuradaki halimi görünce çeyiz yerleştirme videosuna döndüm. Orada da aynı. Aynı noktadaydı. Farklı mutfaktaydı. Şöyle ilerleyelim. Burada bir çamaşır suyu yapmış Cahide abla. Bakın mesela burada banyoya girecek şeyler. Allah. Nasıl bitecek? Ha yatak odası bakın. Yerleşti oldu yani şu an. Şu streci sökelim. Beni bak paketli şeylere. Tamam. Yürüyün. Ya kitaplığı şeye mi koymayı düşünüyordunuz? Hangi? Bunu. Kuralım abi. Ondan bir bildiğin var mı? Sağ sol. Bir dakika geldim. Konsolu yerleştireceğiz. Burada bu arada tekstil ürünleri de var. Konsola bunu koyacağız. Çamaşır makinesi. Yok yok, şu orada bak. Kalkak değil bu.
buzdolabı da geldi ama koyacağız birazdan yerine. Keyifler nasıl? Hoş. Olsun. Yapamıyorum. Neyse bir oturarak yapalım. Evet. Tamam. Bayağı yorgunum şu an. Saçını niye toplamıyorsun diyebilirsiniz. Saçımı toplayınca başım ağrıyor. Minikler daha zor bence. Minikler ben büyükler de onu kolay. Fikirdeyim. Saat epey geç oldu. Biz evi böyle bırakıp çıkıyoruz. Yarın tekrar devam edeceğiz. Biraz böyle elde de yıkadık. Makina da birazdan bitecek. Her şey yerleşti. Buzdolabı da yerleşti. Artık gidiyoruz. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Şu tipime bakın. Dün biz köy evine geçtik. Buradan burada kalmadık. Çünkü perdeler takılmadı. Ev daha yerleşmedi. Eksik var. Şu anda yapılması gereken şeyler var. Şansımız köy evinin olması. Yani yoksa biz burada kalmak zorundaydık şu anda taşınma sürecinde. Ama biz hani düzen kurulsun ondan sonra gelelim buradan yaşayalım diyoruz. Bilmiyorum. Duş aldım ve direkt uyudum köyde. Hiç böyle enerjim yoktu. Aslan da çok direnmedi şükür uykuya. Bu benim için önemli. Telefonum çaldı. Efendim baba. Evet üç. Hala üç kullanıyoruz. Şimdi Aslan'ı da annemlere bıraktı. Bez bırakmayı unutmuşum. Yani o kadar yorgun ve kafam dolu ki. Yani birkaç tane koymuşum ama yeterli gelmeyecek. Annemler de bez almaya gitti. Şu an saçım Aslan yelesi gibi. Cahide ablayı aldık ve eve geldik. Bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonrasında tekrar işe koyulacağız. Yapılacak çok şey var ve bugün markamın yeni ürünleri geldi. Onların çekimleri var. Bir sürü iş, bir de çekim yapacağım yani. Hazırlanıp kuaföre falan gideceğim. Bana şans dileyin. Bugün çok yoğunuz. Bakın şu an oturma odası bu halde. Doğan da yardım ediyor. Şunların hepsini burada açacağım. Evet zaten mutfak onları hepsi. Onları da buraya dizeceğim. İstediklerinizi burada evet, içine alsın. Evet çünkü lazım olan şeyler var ve bulamıyoruz onları. Cahide abla da burada. Şurayı hemen açayım ve size göstereyim. Tabaklarımı dizdik. Tam da şu aspiratörün yanına en çok kullandığım yemek takımlarımı buraya koydum. Diğer yemek takımlarımı şöyle koydum. Ne oldu aşkım? Kahve makinesini çıkarıp da kahve yapmıyor. Evet işte dedim ki çıkışta kahve yaparım diye ama kahveyi de bulmamız lazım aynı zamanda. Başlıyoruz fincanlara. Ben yani şöyle kaşıklarım. Şu altları ayrı ayrı yapayım. Buraya bardakları dizmeye başlayacağım. Al istersen abla bunları. Ben şöyle koyayım. Dur. İkimiz de gri giyinmişiz şey gibi. Ay. Burada Cahide ablanın ne alabilirsin bence. Ay böyle sanki insanın sürekli kokuyor. Hmm. Aynen. Yani şeye göre... Oraya koydum. Önce kadar bunları her şey yapın. Bunlar da çıksın arada. Bir de bunları tek tek kurutmak çok zor. Elde yıkamaya gerek kalmasın. Yok aynen. Bunlar makine kurutsun. Evet. Sen evdeki değil mi? Aha. Tonsonun içindeydin. Tamam tonson. Mesela bu makinenin kaşıkları da küçük. Salonu yerleştirdik. Salonum burada kayboldu ya. Resmen bildiğimiz kayboldu. Ben şoktayım. Hani diğer evde biliyorsunuz daha bir sıkış tepişti ve
Siz de bunu eleştiriyordunuz. Ayna burada ne kadar güzel durdu mesela. Ama bu aynayı koymayacağım buraya. Bu ayna oturma odasında olacak. Yani mutfakla oturma odası olan kısımda. Buraya gold aynam gelecek. Yani salondaki goldluk. Bir tek salonda goldum olacak. Onun dışında hiçbir yerde yok zaten. Böyle şu an ben bu şekilde giyindim ve kuaföre gideceğim. Çünkü saçlarımı fönetmem lazım. Çok kötü halde. Sonra geleceğim, makyajımı falan yapacağım. Markamın çekimleri var. Onu da yapacağız. Ondan sonra geleceğim tekrardan. Böyle hazırlıklar, toparlamalar, yerleşmeler. Ben saçımı fönlettim. Sizi o an açmadım çünkü kuaför o kadar kalabalıktı ki. Her zaman fönlettiğim kişi de saçımı fönleyemedi bugün. Olsun yani, yapacak bir şey yok. Aa, ürünler, Allah'ım, ürünleri ütüleyeceğim daha. Yapacak çok şey var. Sonra onların ütüsü bittikten hemen sonra onların çekimi olacak. Çekimden sonra da birkaç kombin değiştireceğim zaten. İşleri halledeceğim, yani yerleşmeyi halledeceğim. Bu arada mutfağın büyük bir kısmı bitti. Zor olan mutfaktı ve en böyle aslında yerleşmesi gereken ve korktuğum mutfaktı. Çünkü ortada böyle cam falan bir şey olsun istemiyorum. Aslan'ı o yüzden getiremiyorum. Çünkü Aslan için şu an çok tehlikeli evin hali. O yüzden eşyaların bir an önce yerleşmesi gerekiyor. Cahide ablayla sabah gelir gelmez gördünüz siz de camlara başladık. Ve sonrasında ben çıktım. Cahide abla da en son böyle birkaç yerde kaldı. Onları yerleştirecekti. Konsolun içi de yerleşti sayılır. Tamamen bitti diyebilirim. Konsolu bu sefer o kadar çok doldurmuyorum. Birkaç şey daha var. Onları da koyacağım sunumluk. Ondan sonra konsolun içi bitiyor. Önceki evimde konsol o kadar doluydu ki yani mutfağa sığmayan şeyleri ben hep oraya koyuyordum. Yani TV ünitesi de konsolda biraz rahatlamış olacak. Çünkü mutfağım bu sefer dediğim gibi yani eski önceki evime göre büyük, kullanışlı bir mutfak. Çok hızlı bir şekilde makyaj yapıyorum. Size göstermiyorum ama sadece makyaj yaptığımı bilin diye şu an kamerayı açtım. Yetişmem gerekiyor. Çekim saati çok yaklaştı. Ben daha hazır değilim. Evet, çekimlere nasıl hazırlanıyorum videosu da oluyor bu aynı zamanda. Bu video ne kadar sürecek hiç bilmiyorum. O kadar sıcakladım ki gelir gelmez zaten üstümü değiştirdim. Şu tişörtü gibi, iç tişörtü. Tripodu şuraya konumlandırsaydım şuradan ışık daha güzel. Ya da şuradan ışık. Yeni ürünleri çektik. Şu yeleği size göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel. Yani çok güzel ürünler var şu an burada. Çekim yapıldı. Şu an yatak odasını göstereyim size. Hali böyle ama yani ben bir şekilde giyindim. Evin halini göstermek istiyorum yani komple. Mesela burası Aslan'ın odası. İşte oraya gelecek olan tekstilleri falan koyduk. Kutuların içerisi. Yani Aslan'ın odasına gelecek olanları buraya koyduk. Sonra burası benim giyinme odam. Bakar mısınız? Her şey ortada. Ya size bir zayiat göstereceğim. Taşınırken şu dolabımın kenarı çatladı ama hiç sorun değil ya. Olabilir böyle şeyler. Yani taşınmanın şeyinde var, raconumda var bu tarz şeyler. Olan maksimum bu şekilde olsun dedim. Beyaz eşyalarıma zarar gelmedi. Önemlisi o. Bakar mısınız? Her yer her yerde. Yavaş yavaş toparlıyoruz işte ya. Bakın mesela. En düzgün yer salon zaten. Şöyle devam ediyorum. Mutfak yerleşmeye hızla devam ediyor. Mutfağı size zaten göstereceğim sonradan. Burası iyice toparlandı. Sabah gösterdiğim halinden eser yok. Ve Merve ile Zarife geldi. Evet. Hoş geldiniz. Destek ekibi. Evet, destek ekibi. Teşekkür ederiz. Çok destek ederiz. Olsun olur mu öyle şey? Durun ben şu kargomu açayım. Hemen kargomu açayım. Ben de onu gördüm. Ben görmüşüm, sesimi çıkarmamıştım. Yok, benim için sorun değil. Bir tek o olsun. Geçen almıştın ya Mila'dan. Şimdi dedim evde de giyerim. Dışarıda bir şeyler. Ben böyle ilk geçen gün attı çünkü tişört istiyordum. Baktım o yüzden. Çok güzelmiş. Şuna bakın. X small almışım çünkü biraz oversize. O yüzden X small almışım. Ha bir de bunu aldım. Bu da böyle bir şeylerin içine giyerim diye. Ya beyazım hiç yokmuş ben böyle. Ben onu çok beğendim. Evet. Her şey ceketlerin içine, eşofmanların içine. Çok iyi. Çok güzel. Bunu da XS olarak almışım. Esmiyor diye. Bir şey daha var. Şöyle burası önü kurvaze geliyor ve pantolonlarla falan güzel olur dedim. Bence izgözden.com'da da o yüzden aldım. Yo var. Orada da var. Herkes kazansın canım. Benim mantığım bu. Gerçekten bak. Benim butiğimde olmayan ya da işte beğendiğim bir şeyleri paylaşabilirim. Gerçekten öyle. Ya da almışımdır atıyorum. Satıyorumdur ama artık stoğu kalmamıştır. Başka bir butikte vardır. Ben yine paylaşırım. Herkes kazansın. Çünkü ben paylaşmasam da satılmayacak mı? Aynen. Da paylaşırım gibi. Şu an böyle giyindim bu arada. Çekim de bitti. Çok mutluyum o yüzden. Balkon biraz dağınık. Mutfağa şimdi geçeceğiz. Böyle yani. Kahvemizi içtik. Oturduk, dinlendik ve tam gaz devam ediyoruz. Oldu. Aşkım bana yetişsene. Bunu açacağız. Ben bir tane bıçak yapayım. Açtım artık. Şunlar ampulleri. Spotları yani. Kaç tane var kız? 7 tane olacaktı. Evet, 7 tane süper şey. Onlar rayları kayacak. Ha. Buraya 4, koridora 3 düşündüm. Kesinlikle.
Şöyle göstereyim. Çok uygun fiyata aldım. Ben bunun hepsini ne kadar aldım biliyor musun? 500 küsüre aldım. Duhan da çalışıyor. Dışarıya kendi ayakkabılarını dizdi. Buraya da benimkileri diziyor. Selen aramış da. Sizden mesaj vermek için. Çalışıyor sanırım şu anda da. Buraya gelecekti ya, belki ondandır. Ha. Ay güzel diziyorsun ha. Yazlıkları hiç koymasaydın bile. Bence. Ne, neyse koy bakayım, sonra yaparız düzeni. Temizlenecek zaten ayakkabılar. Dolabın bu iki tane sığma olayını sevdim güzelce. Arkalı önlü iki tane hiç kaydırmadan. Bir şey diyeyim mi? Mutfak bitti ya resmen. Yani o kadar az kaldı ki. Yani tezgahın üstünü çok doldurmadığımı düşünüyorum. Umarım öyledir. Şuraya küçük kahve makinesini koydum. Zaten size mutfak düzenini çekeceğim. Dolap içi düzenini. Çünkü seviyorsunuz o tarz şeyleri. Yeni evde bayağı düzen değiştirdim. Bayağı şeyi verdim falan. Daha farklı ürünler de var hem. Bunu buraya koydum. Bunları şöyle koydum. Buraya henüz hiçbir şey koymadım. Bakın şurada şöyle bir alanım var ya benim. Oraya hiçbir şey koymadım. Daha sonra dekoratif bir şeyler koyabilirim. Ne bileyim, kahve falan da koyabilirim. Tezgahın üstü de bayağı temizlendi. Şurada ıvır zıvır var. Cahide abla yemeğini yedi bu arada. Sıra bizde. Yani bu yapmaya çalıştım, olmadı. O kadar acıktım ki. Çatal falan yedin mi? Yok, vardı içine. Hiç kimse koydum. Evet, şu an her şey yerli yerince. Ne oldu baba? Mutfak içi dolap düzenini çekeceğim. Evet, artık bozmuyor. Duydun mu? Şimdi. Hayır. Sonra. Yaram. Hı hı. Buraya. Evet. Orada gördüğün her şey oraya. Çünkü ben onu zaten dolap dışı yerlerden aldım. Abur cubur çekmecesi de orasıydı galiba. Öyle bir şey. Limon aldım. Ben bunları yiyeceğim. Sence mi yiyeceğim? Limon, limon ver limon. Sen ver abla, ben yerleştireyim o zaman dolabı. Ben koyayım. Boş şey var mı? Olacak. Ha var. Nerede? Ver ben koyayım. Başka bir şey koyayım. Şunları sen düzenle. Ay, pirincin yeri var zaten. Uçuyor, ezgi. Böyle. Umarım sağır buradan. Sağır. Sağır bile. Aynen çıkarken. Dolu mu şu an makine? Yoo, sizin canlara bak. Doğru. Yani o... Ay. Ne oldu? Dökecek mi? Yok, döküldü. Tamam, bir çamaya. Ben de korktum ya. Neyse çok az döküldü. Bir şey olmaz. Bakın bakliyatları şöyle koydum. Bu şekilde bence çok güzel duruyor. Tuzu da ama açık koysam iyi olurdu ya. Bu pakette durmasından iyidir. Burası full küçük olsa. Ha, şu büyükleri arkaya koyacağım. Biz evden çıktık, Cahide ablayı bıraktık, Selen'i aldık. Şimdi Yeşil'e geldik. Yeşil'den bir şeyler alacağız. Yeni gördüm ben de. Tatlı bir şeyler istedi canımız. Tuzlular da mı dikkatini çekti sanki? Sabah kahvaltı için mi dedik ya? Ha evet, sabah kahvaltısı için de bir şeyler alacağız. Önce tatlıyı seçelim. 3 tane spangle alabilir miyim? Fıstıklı mı güzel, incirli mi? Aşkım güzel değil, sorduğum zaman onların fikri oluyor. Onların fikri oluyor. Sen nereden diyorsunlar? Fıstıklıdan alabilir miyim bir tane de? Duhan her gittiği yerde bunu yapıyor. Hangisi güzel diyor? Onlar ikisi de güzel diyecek tabii. Güzel dedi, tam bir ara bir yerde bir şey söylemiştim. İğrençti. Bu ne var? Bu neresi güzel demiş. Ya neden böyle bir detayı hatırlayayım? Hatırlayayım. Muhteşem. Uzun zamandır spagli yapmıyorum daha. Hepinizin lezzeti. Vereceğim gir, dur. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Biz Selen'le beraber. Selen'in bu arada bugün doğum günü. Günaydın. Hem sabah burada bize geliyor, yardım ediyor. Hem de buradan işe gidecek. Böyle bir doğum günü. İşte böyle bir kralım. Bunlar çatıda duruyordu. Evet. Odasını yerleştiriyoruz. Cidden böyle yerleştirmek kolaymış. Başka? Rafını şu an çakamayacağız. Ayy.
Şunlar da var. Şu yedire üçünü alalım. Onu koyalım. Kutular vardı ya. Tamam, bu şekilde tamam. Bu da bunun. Buraya emin olamadım. Oraya bakacağız sonra. Başka ne var? Meyvesinler bence burada olmalı. Şu. Gel bak kameraya. Aslan da burada. Ne varmış Sadece burada? Yeleğini düşürdün. Aslan odası çabuk bitecek ama. Senin odan çabuk bitecek oğlum. Ya onda var. Bu kadar mı? Ben açayım. Bir de huş da var. Şeyi göstereceğim Aslan'a. Tamam. Ne ama bu ne? Kızlar. Şimdi kıyafetleri yerleştiriyoruz. Teyzesi böyle seve seve yerleştiriyor. Köye gidecek. Şu köye gidecek bir şey. Köye gideceklerin arasına koyayım. Şimdi ben köy için de böyle kendimiz için, Duhan için, benim için, Aslan için kıyafet, oyuncak böyle bir sürü şey ayarlıyorum. Zaten orada bir sürü oyuncak var. Aynı zamanda da böyle eleme de yapıyorum. 3-6 ama olur mu çocuğuma Selen pantolon ya. Ya yaz ne güzeldi ya. Çocuğun bacakları açık açık giydiriyordu. Şimdi kalkması gerekenler diye bir şey olacak. En sevdiğim onları bu ayrı koyayım şöyle. Aslan uyurken bunu giyinsin. Şu an çok büyük o. Tamam, kıyafetin çok az mı? Ne olacak? Az mı? Benim bu kadar kıyafetim yok. Bir de çekmecede de var Aslan'ın. Onda mı Aslan'ın? Bak renkli şey. Of. Olmayanları çıkarıyorum valla. Ya evet, çocuğumun hiçbir şey yok. Benim oğlum. Şöyle koy. Bir kez daha söylemesine gerek yokmuş. Aslan'ın en sevdiğim şeyiydi bu benim ya. En sevdiğim. Ama çocuk içinde böyle eciş müçüş oluyordu bunun. Şu da okey. Şunu 90-100 lira gibi bir şeye aldım. Şöyle avratlı. En çok onu kullanmış olabilirsin. Bitmek üzere oluşum odan. Beğendin mi? Bir de inceliyor. Güzel mi? Benim karşıma. Hayır. Neydi? Tamam. Ah, Aslan yavaş ya. Burnuma kapattı. Aha, geldik yatağımıza. Odana yerleştin. Geldik yatağımıza. Buradan böyle tırmanıyor işte bak. Düşersin. Hayır düştün bak düştün evet. Biz olmasak şu an düştü. Bunu aşağı indirmemiz lazım ama anne izin vermiyor. Ya izin veriyorum ama şu an nasıl yapacağız bilmiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Temizlik ekibi gidiyor. Selen işe gidecek. Aslan'ı da Duhan anneannesine bırakacak. Çöpler çıkmıştı şu market arabasıyla. Duhan aşağı inecek onları. Bay bay yap Aslan. Aslan hadi bay bay. Aslan. Biz de iş yapalım şimdi. Cahide ablayla beraber evdeyiz. Duhan gelene kadar biz böyle ikimiz halledeceğiz. Duhan da böyle iyi oluyor. Bize yardım ediyor. Bugün zaten hafta sonu böyle iş de yok şu anda. İkimizin de böyle yapması gereken işler yok. O yüzden rahatsız yani. Tamam çekelim hadi. Şimdi yatağın altını yerleştirdik. Bu arada buranın perdesini de taktık. Perdeler böyle en olarak uydu fakat boy olarak uzun geldi. Şu havluyu vereyim abla. Bu da bana Nivea'dan hediye gelmişti. Bu da benim çeyizlik yatak örtülerimden yavrum. Yatak örtüsü de çeyizde o kadar böyle hevesle alınıp asla örtülmeyen bir şey. Bana söylerler diyor ben örterim derdim. Detaylı olan bu böyle set halinde olan aşağıda. Bu da böyle yazlık olanı kullanmıyorum yani. Heves ya. Onu bir şimdilik koy. Battaniyeleri en azından koyalım. Yer kalırsa onun önüne koymaya başlarız. O zaman battaniyeden devam edelim oraya. Ama bence battaniye koyalım oraya. Selen var ya resmen işe gitmek istemedi yerleştirme yapmak için. Bu tarz şeylere bayılıyor. Bak sanki buradaki de oradakinden geniş gibi bu dolap. Sıcak oldu. Şurayı niye açmıyorsan? Evet şurayı açmamız lazım. Plastikli çarşaf katlamayı bilmiyorum. Nasıl katlanıyor onu da bilmiyorum. Boş ver. Zaten serince açılıyor. Onu şu şekilde koyabiliriz. Şuraya koyayım. Onu arkaya koy. Hayır arkaya koy. El havluları önde olsun. Şunu da vereyim abla. Bu tek böyle. Bunun baş havlusunu da vereceğim. Ha dur ayak havlusu var. Onu şuraya arka tarafa. Bakar mısınız? Şimdi alt tarafı yapmadık. Alt tarafı sonra düzelteceğiz. Belki bu şekilde kalır tüm temizlik malzemeleri burada durur. Değil mi? Hepsi. Banyoya hiçbir şey girdirmeyeyim o anlamda. Bakın üst kat battaniyeler. Sonra burası nevresimler. Tek kişilik, çift kişilik. Daha nevresimim var bu arada köyde ama getireceğim onları. Şuraya sar. Buraya havluları koydum. Havlu da daha çıkacak olan var. Şuraları düzenleyeceğiz şimdi. En çok kullanacağım çamaşır deterjanları önde olsun. Önünde aynen. Değil mi? Gözümün önünde.
dışarıya alezimi yıkayıp astık. Aslan odası tamamen bitti, hatta temizlendi. Şu nedir? Yatak koyacağım şu an. Ha tamam. Şimdi şöyle Aslan'ın yatağını artık aşağıya indiriyoruz. Duhan şu anda söküyor, bununla uğraşıyor. Bakın buralar böyle. Bura giyinme odam. Burası var ya, yarına kalacak. Yani bugün hiç ellemeyeceğiz. Çünkü dolabımı sakin kafayla yerleştirmek istiyorum. Vereceklerim, satacaklarım falan olacak. Onları ayarlayacağım. Burası bu şekilde. Bayağı yani alan açıldı şu anda burada. Bakın. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Kirli sepetimi buraya koydum. Bence çok mantıklı. Hiç görünmüyor hiçbir yerden. Evin haline bakın ama. Şu an yatak odası bitti bu arada. Şunu söyleyeyim. Bakın şöyle uzunluk var. Bunu perdeci gelecek yarın ve kestireceğiz. Tadilat yapacak. Normalde bu yatak odamdaki tüllerdi, tamam mı? İkisi ayrı ayrıydı. Ben bunları ikisini böyle tek taktım. Şu şekilde de açılabilir. Gayet güzel oldu. Önemli olan gerçekten perdelerin bu eve en olarak, yani boyu bir şekilde hallolur ama en olarak tam gelmesiydi. Küçük gelirse çok sıkıntı zaten, biliyorsunuz. Büyük gelenin de zaten çözümü var. Şurayı açayım. Büyük geleni de kestiririz bir yerlerinden. Ama küçük gelmesin de perdelerim tam yetiyor. Dediğim gibi sadece oturma odasına perde sipariş etmem gerekecek. Burası tamamen bakın temizlendi ve halısını serdim. Zaten Duhan'ın giyinme dolabı yerleşti. Sadece Duhan düzenini sonradan kendisi ayarlayacak. Yatak bu şekilde oldu. Önceki yatak odama göre burası bir tık daha büyükmüş bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü öncekinde bunu koyduğumuzda çok az bir mesafe olup önümde bu oluyordu. Şimdi bunun olduğu alan da bayağı geniş ve kirli sepetimi şuraya koydum. Neyse ben ev turu yapmıyorum şu anda. Sadece şunu göstermek istiyorum. Aslan'ın yatağıyla benim yatağım arasında boşluk olması inanılmaz güzel oldu. Zaten ev turunda da net görürsünüz. Onun dışında şuraları göstereyim. Giyinme odam çok kötü halde şu an yani. Ne olacak böyle bilmiyorum orası. Korkunç. Aslan'ın odası da bitti. Geçiyorum. Şurası zaten mükemmel oldu ya. Çok iyi oldu. Banyo da korkunç şu anda. Banyo. Buranın da yerleşmesi gerekecek. Şimdi salona geçiyoruz. Çünkü salonun tülleri takıldı. Duhan takıyor onu çünkü bir tık uzun. Bir de fonlarını takacak. Bakın burası da böyle oldu. Salonda böyle olmasında sıkıntı değil. Ben salonda dökümlü seviyorum zaten. O yüzden bu beni mutlu etti yani. Hani üzmedi. Bu arada salonumdakiler de tam geldi. Görüyor musunuz? Bakın perde tam oldu. Çok sevindim buna. Tak aşkım. En öndekine takıyorsun değil mi? Kırışıklığı gidecek zaten o sarkıtıkça. Onu çeker misin? Tabii ki. Bu küçük de değilmiş ki fonu. Şurayı takacağız sonra buna. Store ile beraber. Buraya bu arada store takmadım çünkü burası kuzeye bakıyor zaten. Işık çok almıyor. Güneş, evet, ışık çok almıyor yani güneş girmiyor içeriye. O yüzden takmıyoruz ama şurada bir kapı var, oradan batıdan ışık geliyor. Çok fazla. Zaten öbür tarafta ışık geldiği halde biz... Biz kullanmıyorduk store'u. Store'u kullanmamıştık. Süs gibiydi yani. Aynen. Tamam. Yok, kenara biraz. Stop var mı? Galiba ha burada. Oraya. Şunları çıkaralım ve makineye atalım. Salon bayağı büyük ama yani ben şoktayım. Ne bileyim, salon takımı bu şekilde görmeye alışkın olmadığım için garip geliyor. Şu Aslan'ın kıyafetlerini de kaldırayım buradan. Ay burası temiz temiz kalacak. Şükür. Aynen hocam da alınmış. Biter. Oluyor. Kış temizliği de bir arada çıkıyor vallahi bu şeyle, vesileyle. Güzel zamanlamada taşınmışız. Bir anda aradım, dedim ki Cahide ablaya, Cahide abla bu hafta ne işin varsa bırakıyorsun. Tüm boş zamanlarını dedim bana ayarla. Evet, geniş evi temizlemek öyle daha kolay. Sıkıştı işte. İşte. Yani dedim ki boş zamanların hepsini atıyorum. İşte. Yarım gün gittiğinde ya, öğleden sonraları gel. İşte boş gününde tüm gün gel. Vesaire vesaire derken bu arada boş günü diyorum ama normalde asla boş günlerinde gitmiyor. Çünkü çocukları var. Çocuklarıyla da ilgileniyor, kendi çocuklarıyla. Ama bu haftaya mahsus böyle oldu. Hani bana soruyorsunuz Cahide ablanın boş günü var mı, bize de gelsin falan diye. Şu anda boş günü yok. Var olan o boş günlerini çocuklarıyla değerlendiriyor. O yüzden bu haftaya mahsus sadece böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Bitsin de değil mi? Aynen. Bitirelim de. Bitirelim de bir. Rahat ederiz. Sonra temizlemesi de kolay olur. Her şeyi yerli yerini bulduğu için. Şimdi buranın store'unu taktı Duhan. Tülünü geçiriyor. Sonra da fonunu geçirecek. Oh, terledim ya. Thank you.
banyoya yerleşecekler var. Şampuanlarımızı en azından şeye götüreyim. Arka banyoya, çünkü orada kullanacağız. Buraya da şampuan koyarım gerçi. Sıkıntı yok yani. Sonrasında alacağım zaten. Ve şampuanlık alacağım. Burada yapışkanlı şampuanlıklardan yok. Yani bu raf duş içerisine. Onlardan alacağım. Eksiklerimiz var. Onları halledeceğiz. Öncelikle bir yerleşsin. Neyin eksik, neyin tam olduğunu bir görelim. Ona göre zaten bir de büyük bir market alışverişi, buraya söz veriyorum, gelecek Allah izin verirse. Artık yeter çünkü. Yeter. Büyük market alışverişi buraya şart. Şimdilik ebeveyn banyosunda şu köşeye koyuyorum şampuanları falan. Yapacak bir şey yok şimdilik, böyle. Banyoya kozmetikleri yerleştiriyorum. Bu biraz zor çünkü çok fazla yer yok. Deneyi nereye koyacağımı tam bilmiyorum. O yüzden böyle biraz sıkıntı. Başka bir şey var mı? Şu an yok bir şey. Baktın mı? Nasıl yok başka bir şey? Şu an ben buraları da toparlıyorum ya. Neyi nereye koyayım bilmiyorum. Yani zamanla şekillenecek ama neyi nereye koyayım gerçekten bilmiyorum şu an. Senin olanlar korkunç ya. Hiç oraya bakmak istemiyorum o yüzden. Dolap içi düzenini size sonra çekeceğim ama şu anda böyle yapabildim. Şöyle ürünleri koydum. Buraya da koyduklarım var. Bu raflar çok işimi gördü. Mutfağa koymadığım için hepsine. Çok iyi oldu bence. Şurası böyle. Bakın şurada da bir depolama alanı var. Burası komple şu şekilde. Burada da sık kullandığım işte cilt bakım ürünlerim falan. Burada da böyle saç bantlarım cilt bakımı yaparken. Burayı boş bırakıyorum. Şimdilik hiçbir şey koymuyorum. Daha sonra tabii illaki sık kullandığım yıkama jelidir, şudur budur, hepsini buraya koyarım ama doldurmak istemiyorum ya açıkçası. Saçımı da topladım sonunda. Yani rahatlayabiliriz hepimiz. Eminim şu anda Ezgi topla topla diye düşünüyorsunuz içinizden ama böyle yani. Tezgah üstünü boş bırakacağım. Doldurmayacağım. Bunlara da bir yer bulacağım şimdi. Burası böyle komple yerleşmiş olacak.